Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Saat sabahın 5.37, 5.30 diyelim. Ben akşamdan böyle poğaçalar yaptım. Bakın çocuklar yemiş buradan gece. Akşam yaptım hazır kalsın diye. Şöyle sadece üstlerini örttüm çünkü geç saatte yaptım. Poşetleyemedim hani bozulmasın diye. Şöyle yine sosisli yaptım onlara. Bu sefer malzemeyi arkadaşlar şey koymadım. Patates koymadım. Patates püresi. Normal poğaça şeklinde yaptım. Şöyle kıymalı yaptım. Bir de şurada sosisliler var. Ben şimdi çocukların ekmek kutularını hazırlayacağım. İşe gidecekler malum. Okul, iş. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah. Bizler iyi olmaya çalışıyor. Esnedim, pardon. Dün gece geç yaptım. Instagram'da birkaç soru vardı. Onları cevaplayayım dedim. O da geç yatmama sebep oldu. Şöyle kapatayım. Hatta buzdolabından şey de koyayım. Şunlardan. Ben bunlara şey demiştim, kefir, ama kefir değilmiş arkadaşlar. Yine vücut direncini yükselten bir içecek, vitamin mix diyor. Yoğurt, çilekli yoğurt meyve ama içinde vitamin falan var sanırsam. Böyle işte. Bir jiletine sarayım. Çünkü şu ekmeklere temas etmesin. Bakayım sığdırabileceğim mi? Evet, sığdır. Niye kapatamadım? Yanına bir de içeceğini koyarım onu. Şimdi şuraya da koyayım. Evet. Şöyle karışık koyayım. Buraya da. Aynen. Tamam. Buna da koyayım mı bir tane? Buna da koyayım. Havalar soğudu. Gündüzleri hafif sıcak demeyeyim. Serin artık. Sıcak yok artık. Evet. Tamam. Hazırladım arkadaşlar. Şunları da şöyle koyayım. Hatta bunları dışarıda bırakayım ben. Poşete koyayım. Onları ben bir buzdolabına kaldırayım. Çünkü içindeki kıyması ekşimesin. Onları nereye ne koyduğumu da bilmiyorum. Dolap dolu. Bakayım nereye sığdıracağım onu. Onun altına da bir peçete koparayım. Şu kıymaları kaldırayım azıcık.
kaldırabildiğim kadar. Yeterli. Bunlar dışarıda kalsın. Çocuklar gelip gidip yerler. Ben bugün arkadaşlar hastaneye gidiyorum. Esasında sonra anlatacaktım yüz yüze. Hastaneye bugün yatışım var. O yüzden ben bu hazırlıkları yaptım. Esasında çocuklara ben ekmek arası yapıyorum günlük bugün ama öyle yapmak istedim. Çünkü hani sabah erkenden biraz zor oluyor. Ekmek hazırla. Salamıydı, peyniriydi. Ben bu arada kameraya bakıyorum. Çekiyor mu diye çekiyormuş. Evet arkadaşlar, şöyle bunu da poşete koyayım. Şu susamları hep dökülüyor. Tamam. Bir de dün taze fasulyem vardı. Bir tencere de kıymalı patatesli taze fasulye yaptım. Ama dediğim gibi akşam dolaba kaldıramadım, sıcaktı. Şimdi hemen soğudu zaten. Şimdi hemen bunu da dolaba kaldırayım. Bugün gelirler çoluk çocuk, evde yerler. İlk Nur'a söylerim artık yanına bulgurla pirinç karışımı bir pilav yapar. Artık yerler, böyle yemeklerini hazır ettim. Çünkü arkadaşlar işe gidiyorlar, okullara gidiyorlar. Gelince çok yorgun geliyorlar, aç geliyorlar. Mecbur yapmam lazımdı. Bir de söylerim ilk buna belki çorba yapar. Tarhana çorbası seviyorlar. Öyle yani. Ben şimdi şunları bir dolaba kaldırayım. Hazırlanayım. Arkadaşlar bizler çıktık yola. İbo bakma öyle. Ben sabah açmıştım ben. Kamerayı açtım. Selamlaştım arkadaşlarla. İyi yaptım, ben siz yaptım değil mi? Selam tamam olsun. Sen yaptın, hadi selam bakalım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Ben sabah size ekmek falan hazırladım ya, onları çektim. Ooo, Dobrovski yani. Evet, onlar yatıyorlardı. Gerçi bu yatmıyordu da, öyle şekerleme yapıyordu değil mi? Yok, 2:30'dan beri ayaktayım. Evet, uyku tutmamış onu da. Niyesi? Acaba. Neyi acaba? Niye tutmuyor? Yani normal bilindik şeyler arkadaşlar. Neyse, hakkımızda hayırlısı. Biz şimdi çocukların yarısını gönderdik işe, okula. Biz de böyle çıktık. Hastaneye doğru gidiyoruz. Saat göremiyorum. 7:30 sanırsam. 7:30 evet. Anca gideriz. Ama saat kaçta gel dedi. 8-9 gibi gel dedi değil mi? Doktorum 8-9 gibi gel demiş. O yüzden şimdi gidiyoruz. Acelemiz yok. Yavaş yavaş. Aynen. Zaten hemen kapının önünde park yeri buluyoruz. Sorun olmuyor. O yüzden... Hayır. Park yeri bulamıyoruz. Çok dolanıyoruz. O yüzden erken çıktık. Bugün de iğne takmadım. İkide bir hep şalım oynuyor. İyidir iyidir. Oynak şalım. Neyse arkadaşlar, sizlerden çok yorum geldi bana. Instagram'dan olsun. YouTube sayfama olsun. Instagram'da yine cevaplayabildim. Ama YouTube sayfamda dediğim gibi mesajların yarısına cevap verebiliyorum. Yarısına veremedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hani neredesin? Neden yok? Bir şey mi oldu? Sağlık problemi var. Sağlık problemin mi var diye. Sağ olun arkadaşlar. Ben sizlere demiştim 3-4 gün video çekemeyeceğim. Hani kendimi iyi hissetmiyorum. Yorgunum, kırgınım, üzgünüm diye. O yüzden biraz dinlenmek istedim. Bu da benim için iyi oldu. Bugün hastaneye giderken bir başlangıç yapayım dedim videolarıma. Bir de şey, hani ben sizi öylesine çekmek istemedim video, oyalamak istemedim. Bugün de hastaneye gittiğim için, çünkü çok merak edenleriniz var. Biyopsi ne oldu, alındı mı, alınacak mı, netice ne?
Çünkü beni takip eden arkadaşların %80'i rahatsız, benim gibi rahatsız olan arkadaşlar olduğu için. Rabbim şifa versin inşallah, amin cümlemize. O yüzden hani bugünden başlatmak istedim. İnşallah iyi yapmışımdır. Böyle yani, iki sayfam var benim, iki sayfaya da geliyorsunuz, sağ olun arkadaşlar, Allah razı olsun. Diğer sayfam daha yükselmedi ama yavaş 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 o da yükselir. Onu daha kapatmadım, ne olacak bilmiyorum. Öyle kalıyor o sayfa. Ben şu an büyük sayfadayım, yani 10.000'e gelen sayfadayım. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorumları da bekliyorum. Biz şimdi hastaneye doğru gidiyoruz. Dün ben rutin kontrol olarak kendi diyaliz doktoruma gittim. Her pazartesi gidiyordum. Kan verdim arkadaşlar. Kanın neticesi bu sabah geldi. Hemen doktorum bizi aradı. Aradı. Evet, dün sabah arayacaktı. Dün akşam arayacaktı. Pardon, sabah verdim. Ve arkadaşlar, kreyam 3 oldu. Hastanede geçen hafta alınan kreya 3-3 çıkmıştı ömrümün değeri. O yüzden bu biyopsiyi bana yapmak istediler. Şimdi hastaneye ben kan verdim. O kan neticem daha verilmedi bana. Geldi mi bilmiyorum, verilmedi. Acaba o kan neticesi düşükse, 3 ise orada da biyopsi yaparlar mı? Yaparlar. İbo yaparlar diyor. Ben de bilmiyorum yaparlar mı? Gerçi Yaparlar. Kadın bu mucize olmadı diyor. 2-5'e düşmedi yapmasınlar. Ha, 2-5 olsaydı Mesela olabilirdi. birden düşüş olsaydı öyle yüksek derlerdi, bir hafta daha bekleyelim de. Hayırlısı bakalım. Yani arkadaşlar, 3 kan değeri 3 olarak, o da hani güzel bir Değer değil. değer değil. Böbrek değeri güzel değil. Esasında en güzel değer 0,1 9. 1-2, ama nakil alanlar için 0,9. Her sağlıklı insanın zaten 0,1-2 oluyor bu. 0,9 ile 1 arası ya da 0,8 ile 1 arası sağlıklı Ben ne insanlarda. dedim arkadaşlar? 0,1 demedim mi? Hayır. 0,9 ile 1 ya da arası. 0,8 ile 1 arası. Ha, anladım dediğini. Tamam. 0,8. Öyle yani. Ben ilk nakil aldığımda, yeni nakil aldığımda arkadaşlar 3 4 5 ay bir uğraştık değerim düşsün diye, böbrek değerim, ve 0,7'yi görmüştüm. 0,7'ydi. O kadar iyiydi ki doktorum beni aramıştı, Alman doktoru, ve beni tebrik etmişti. Öyle bir böbreğe sahipsin ki demişti. Sağlıklı bir insanın çift böbreğinin yaptığını senin böbreğin görev yapıyor dedi. O kadar iyiydi. Ve inanır mısınız, hani nazar derler ya, ben inanıyorum nazara. Cuma günü doktorum beni aradı, tebrik etti ve pazartesi ben 2 gün sonra yürüyen merdivenlerden düşüyorum. Diz kapaklarım kırıldıktan sonra, işte ameliyattan sonra bir daha benim toparlayamadım. Kreyam, değerlerim, virüs yoktu, virüs oldu. Yani hepsi şu düştüğüm zamanlarda oldu. Diz kapakları ameliyatımda oldu. Güneş tam şurada. Şey yapamam. Öyle yani. Bu da benim sınavımmış arkadaşlar. Elden bir şey gelmiyor, Rabbime hamdolsun, hastalığıma hamdolsun. Sağlığıma da şükürler olsun ki yine kalkabiliyorum, elim ayağım tutuyor. Evde gösterdiğim gibi dün gece poğaçalar yaptım çocuklarıma, bugün evde yemeğim bulunsun diye. Taze fasulyemi pişirdim, kalsın. Çünkü ev yemeksiz olmuyor, çok şükür, elhamdülillah yapabiliyorum. Dediğim gibi Rabbimin bu bana verdiği bir çiçek. Bu çiçeğe de kurban olduğum Allah herkese nasip etmez. Ben buna hastalık demiyorum. Allah'ın verdiği bir çiçek. Düşünüp sevdiği kula verirmiş. Aynen. Ve o çiçeği ben incitmeden, yani isyan etmeden, inşallah isyan etmeden, incitmeden o çiçeğe bakacağım. İnşallah kefaretini de alacağım Allah'ın izniyle, ailemle birlikte. Çünkü bu yaşadığım olaylar, hastalıklar, ben bir kez ölüyorsam biliyorum ki
Biliyorum ki ailem yanımda bin kez ölüyor. Biliyorum ki bana motivasyon olsun diye, moral olsun diye çok uğraşıyorlar, biliyorum. Dediğim gibi ben bir ölürken onlar bin ölüyorlar. Yine de onlardan Allah razı olsun. Senden de. Yani yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ben eşimin yüzüne karşı söylerim. Arkasından hiçbir zaman için konuşmam. Evet, hiçbir zaman için konuşmam. Her bir erkek de yapmaz. Bunu da söyleyeyim. Hepsi yapar. Ben hepsi demedim. Her bir erkek de yapmaz. Her yani, bir erkek yapar. Bilmiyorum artık. Vicdanen bence. Yani. Vicdan olması lazım böyle durumlarda. Çünkü böyle olaylarda ben çok duydum ki erkekler hasta oluyor, bayanlar terk edip gidiyor. Veya tam tersi de oluyor. İkisini de yaşadık, gördük arkadaşlar da tabii. Evet, arkadaşlar da gördüğümüz için o yüzden biliyoruz. Biz hastaneye yaklaştık. Artık orada bakarım ne oluyor, ne gidiyor. Ben bunu haber veririm size buraya. Size yani. Ondan sonra direkt videoyu yayınlatırım. Çünkü çok merak ediyorsunuz. İbo'ya veririm kamerayı, eve götürür. Ömer halleder. Hemen size yayınlar. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Maşallah. Bakayım. 9 dakika olmuş İbo. Ya kısa video, bir şey demedim ben de. Maşallah. Aynen, fazla uzun değil. Evet, park yeri de yok. Yok canım. Ve arkadaşlar, hafta sonu kızımın yaş günüydü. İlk Nur'umun 20 yaşına bastı. Şimdiden gelecek tebrikler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim sağlıklı uzun ömür versin cümlemizin evlatlarına inşallah. Kendi aramızda küçük bir doğum günü yaptık. Instagram'da paylaştım hatta. Çok yorumlar geldi arkadaşlardan. Şapkasını yesinler adamı. Ne kadar güzelmiş. Sadece bir pasta yaptırdık. Kendi aramızda öyle kutladık. O kadar arkadaşlar. Bunu da geçirmiş olduk. Neyse, biz geldik arkadaşlar. Park yeri arayalım. Ben sonra tekrar açarım. Bakalım içeride ne olacak. Kan değerlerim ne. İnşallah size bildiririm. Değil mi bu? İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Hakkımızda hayırlısı. Şimdi biri var. Oradan çıkacak. Onu bekliyoruz park yerine. Arkadaşlar, bizler içeri girdik. İbo ile şöyle oturuyoruz. Daha İbo gitmedi ama bugün ben alınacağım. Odam hazırlanıyor. Odaya geçeceğim. Yani hastaneye geldik mi çıkış yok. Alacaklar ve biyopsi olacak. Bakalım. Kan neticeleri daha hastanede beni ameliyat eden doktordan daha gelmemiş. Covid-19 kontrolü de olmuştum. O da gelmedi. Cuma günü oldum değil mi baba? Cuma günü Covid-19 oldu kontrolü. O da gelmedi. Ya Perşembe ya Cuma'ydı. Yanlış olmasın arkadaşlar. Günleri de şaşırdım. Hatta video yapmıştım. Tabii en son videom. Bilmiyorum. Şu an bekliyoruz. Şimdi odayı alacağım. Burada kamerayı kapatmak istiyorum. Çünkü yanımıza hemşire geldi. İçeri odaya İbo'yu almıyorlar. Tek ben gireceğim. Çünkü girdiğim yer hastane yeri, yani yatacağım yer, orada nakil alan hastalar kalıyor arkadaşlar. Böbrek nakli, karaciğer nakli alan hastalar. O yüzden İbo'yu içeri istemiyorlar. Tek ben gireceğim. Hani ben dedim çantayı falan bıraksın içeri, onu bile istemediler. Onlar yardımcı olacaklar. O yüzden buradan haber vereyim dedim. Öyle yani, biyopsi olacak. Bakalım netice ne çıkacak bilmiyorum. Ne kadar yatacağımı da bilmiyorum. Artık yeni bir videoda başlangıç yaparım arkadaşlar. Bu video sizler için olsun. Beni merak ettiğiniz için. Şimdiden biliyorum dua gelecek. Dualarınızı Rabbim kabul etsin. Niyetlerinizi inşallah. Dualarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Tüm hastalarımız için olsun dualarımız inşallah. Rabbim Şafi ismiyle şifalar versin tüm hastalarımıza. Duamın içinde ben de olayım arkadaşlar. Sizler de olun. Ben burada kapatayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.